Hepinize merhabalar. Amazon.com üzerinde, yani Amerika üzerinde Black Friday başlamış durumda. Hızlıca konuya girmek istiyorum. O yüzden şu kartlardaki videodan Black Friday ile ilgili, bu 2016'nın Black Friday ile ilgili uzun bir konuşma yapmıştım. Ona ulaşabilirsiniz. O videonun özeti olarak da demek isterim ki şu anda bu karşımdaki fiyatlar bir saat sonra değişmiş olabilir. Veyahut ürünler bitmiş olabilir, Türkiye gönderimi kapatılmış olabilir veyahut Prime ürüne dönüşmüş olabilir. Yani sadece Prime abonelere satışı devam ediyor olabilir. Aşağıda bu 5 ürünün de aslında bir tanesi ürün değil. Şuradan göstermek istiyorum. SanDisk'in tamamında şu anda indirim var. 5 linke de ulaşabilirsiniz. Fakat bu 5. link gördüğünüz üzere Amazon.de linki ve Amazon.de, yani Almanya'da Black Friday daha başlamadı. Sadece böyle bir indirim havasında durmadan bu Black Friday diğer sitelerde, Fransa'da, Amerika'da ve İngiltere'de başlamış olmasına rağmen Almanya'da başlamadı. Fakat indirimler onlardan daha iyi ama saatlik sürüyor. Yani ben bu videoyu attıktan belki de birkaç saat sonra böyle bir sayfa kalmayabilir. Öncelikle bu ürünle başlamak istiyorum çünkü bu ürünün indirimi hala devam ediyor. Diğer ürünlerin fiyatları şu anda değişmiş fakat 1-2 saat sonra tekrardan eski fiyatına dönebilir. Aşağıdan Facebook grubumuzun bildirimi çıktı. Facebook grubumuza da abone olmayı unutmayın. Aşağıda linki mevcut. Buradan da hemen onu söylemiş olayım. 2 TB'lık bir disk $65 artı $10 kargosuyla beraber 75 eder. Türkiye'de bunun eski serisi, bu yeni seri zaten şu dış tarafından da gözüküyor. Toplamda $75, hatta $76 bir fiyatı var. Çarpı 3.4, maalesef 3.4, 258 lira. Türkiye'deki eski serisi 370 lira olduğunu varsayarsak 111 lira. Yeni serisiyle beraber bir karınız var. Kesinlikle alınır yani. Videoyu kısaltmak istiyorum. Hızlıca bunu geçiyorum o yüzden. Ve 3 TB'lık bir disk. Bu da gördüğünüz üzere $85. Fakat vergisi birazcık fazla. Vergisiyle beraber $25 da üzerine ekleniyor. Ve bu ürünün aslında önceki fiyatı vergisiz fiyatıydı ve yine Facebook'tan bildirim geldi. Bu ürünün eski fiyatı $78.85'dı. Böylelikle vergiden de kurtulmuş oluyordunuz. Bunu kartı ekleyip ileri aşamalara götürdüğünüzde bazen düşüyor. Eğer düşmüyorsa da birkaç saat sonra tekrardan deneyin, yine satın alabilirsiniz. Hemen diğer ürüne geçiyorum. Burada da Seagate'in Backup Plus. Fakat bu sefer kasaya takılanlardan değil, direkt USB ile takılanlardan. Gördüğünüz üzere USB 3.0'dan takılanlardan. 2 TB'lik slim versiyon. $69.99, $6'da taşıma ücreti var. Bu da şu anda indirimli fiyatı haliyle. Bu en indirimli fiyatı şu anda bunun. Ama dediğim gibi bu videoyu attığımda linki bakarsınız belki fiyatı değişmiş olabilir ama birkaç saat sonra tekrardan deneyin. Diğer ürün 4 TB'lık, bu biraz daha hardcore bir ürün fakat $110 artı vergisi ve kargosuyla beraber dahi Türkiye'deki fiyatından 210 lira daha ucuza denk geliyor. Yani 210 Türk lirası kar ediyorsunuz. Bunun vergisini, kargosunu, her şeyini ödediğiniz halde. O yüzden de bence çok yararlı bir ürün. Yani en azından 4 TB'lık portable bir ürüne ihtiyacı olanlar için. Benim ihtiyacım yok. O yüzden boşu boşuna $140'lık bir zarar girmeme gerek yok. Ve Amazon.de, bundan öncekiler Amazon.com'da, onların vergisi, kargosu bir şeyleri vardı. Fakat burada mesela şunu açmak istiyorum. 29 euro ve üzerindekilerde, burada da $1'lık bir olay yapmışlar. Kargo bedava. Şurada ise zaten 49 euro ve üzerinde bedavaydı. O zaten direkt geçerli. Fakat Türkiye teslim edilemiyor diyor. Bunları sepete ekliyorsunuz. Ödeme aşamasına giriyorsunuz, ödemenizi alıyor ve sizin ürününüzü gönderiyor. Yani buradaki bu ürün Türkiye'ye teslim edilemiyor sıkıntısı .com'da da vardı, yani Amerikan versiyonunda da vardı. Sitenin üzerinde birazcık üzerine gittiğinizde gönderilemeyen ürünleri sepete ekleyip ödeme aşamasına geldiğinizde bir anda teslim edilemiyordan edilebiliyor dönüyor. O yüzden onları denemeniz lazım. Paranız Amazon'da kalmaz, onu merak etmeyin. Bunda da mesela ürün Türkiye'ye gönderilemiyor diyor. Fakat korkmayın, ödemesini yapın, sıkıntı olmaz. Zaten göndermeyeceği ürünün ödemesini almaz. Ha olur da ödemesini aldığı halde yollamayacaksa zaten para iadesini yapar. Hatta bir de müşteri memnuniyeti için üzerine fazladan bile $5-$10 belki indirim kodu verir. Buradaki indirimler de bu şekilde. $28.99 euro. 3.5 ile çarpacağım sanırım. 3.55 olsun hadi. 3.55 çarpı $29'dan. 29'a tamamlamanız lazım bunu. Şurada 1 centlik bir fark var. Onu 29'a tamamlarsınız. 1-2 euroluk bir şey alırsınız. Amazon.de'den kurtarırsınız. 128 GB'lık ultra versiyon ve class 10 tabii ki de. Bir micro SD kartı. Ne bileyim, GoPro'larda vesaire çok fazla işinize yarar. 102 liraya alabiliyorsunuz. Türkiye'de çok daha fazla bu. 128 lira keşke olsa, gigabyte bilir olsa. Burada göstermek istiyorum. N11 genelde yurt dışından getirip sattıkları için birazcık daha ucuz oluyor. 168 lira. Burada neden böyle bir şey var bilmiyorum. 300 lira. Burada yine 200 GB'lık versiyonu 300 lira. Buradan ise, hatta şeyden de bakalım hemen. Hepsi buradan da bakalım. Ürün satılamamaktadır. Burada ise 200 GB'lı
60 dolar. 60 dolar da herhalde 55 çarpı 60 dolardan 213 liraya denk gelir. Demin 310 küsur öyle bir paraydı. Yine kârdasınız. Yani bu SanDisk indirimlerini de şu anda kaçırmazsanız iyi olur. Bu Almanya sitesinde birazcık sıkıntı var. Daha Black Friday başlamadığı için birkaç saatlik indirimler yapıyorlar veya buna günün fırsatı demişler. Herhalde bugün sonuna kadar devam eder. 21 Kasım bugün. 1 Kasım sonuna kadar devam ederse de kaçırmazsınız. Satın alabilirsiniz. Ödeme rehberleri için yine kartları tıklayabilirsiniz. Amazon'dan nasıl alışveriş yapılır, ödemeler nasıl yapılır diye. Video hızlı çekmek istedim. Biraz fazla hızlı oldu sanırsam. Fakat diğer ürünleri de çekmem gerekiyor. Hepinize tekrardan merhabalar. Videoya ara kesit olarak gireceğim. Bunu HDD videosunda, bu hard diskler videosunda atlamışım şu 3 ürünü göstermeyi. Bu 3 ürünü de göstermek istiyorum. Linkleri yine ekleyeceğim. SSD videosunu çekerken aklıma geldi bunları göstermediğim. Bu yeni nesil, yeni nesil demek doğru mudur da yeni, en azından kasası yenilenmiş ki içindeki versiyonlar da yenilendi. Videoda bu videonun öncesinde gösterdiğim gibi mesela Barracuda serisi yenilenmişti. O yüzden içi de yenilenmiş olduğunu varsayarsak çok da şık bir ürün. Western Digital'in yeni My Passport. Bende bunun herhalde bir 15 sene önceki versiyonu var. SATA 2 direkt USB 2.0'dan takılan. 59.99 yani 60 dolar. Gerçekten de alınabilir bir ürün. 2 terabaytlık versiyonu o kadar da alınabilir durumda değil. Fakat yine de Türkiye'deki versiyonlardan hala daha ucuzlar. Vergi eklenmemiş olsaydı. Diğer ürün 65 dolar. Bunun normal fiyatı aslında bu sayılır fakat 3-5 dolar şu anda Türk lirasıyla 10-15 liraya denk geliyor. O yüzden yine 3-5 dolar indirim olsa da güzel bir ürün. 75 dolar yazına bakmayın. Yine alınabilir bir ürün. Bu ürün hemen hızlıca geçeyim. Burada da 1 terabaytlık. Yine klasik mavi ürün. Mavi seriyi Western Digital'ın. Eğer 1 terabaytlık bir disk ihtiyacı olan varsa hiç kaçırmasın. Ne fazlasına baksın ne azına baksın. Gerçekten de 50 dolar ki zaten diğerleri 65 dolar filan. Arada 15 dolar fark var. O da 45 lira olsaydı keşke. Şu anda 55-60 liraya denk geliyor. Onlara o kadar fiyat farkı ödemek yerine direkt ihtiyacı olan 1 terabaytsa 1 terabaytı alsınlar, yürüsünler. Bu 50 dolar bunun en ucuz fiyatı gerçekten de. 45 dolara düşmüyordu diye hatırlıyorum. Bu sadece Black Friday'de bu fiyata düşmüyor. Kaçıranlar üzülmesin. Fakat Black Friday'de gelmişken alınır yani. Ve SSD videosuna da ulaşmak için kartlarda yer varsa oraya ekleyeceğim. Şu anda SSD videosuna devam edeceğim. O ilk başta dediğim videoya giderseniz oradan bütün derdimi anlayacaksınız. Bu indirimler saatlik devam ediyor. Size ne göstereceğimi ben de bilmiyorum. Böyle bir şeyler toparlayıp video çıkarmaya çalışıyorum. Beğenseniz beğenmeyi unutmayın. Bu tarz videolarda haberdar olmak için de abone ol butonlarını kullanabilirsiniz. Facebook grubuyla ilgili zaten videonun başında söylemiştim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.